800 kilometre ile kucaklar. 2500 kilometre uzaktan hedefini 10 metre hata payıyla vurabilir. Bir pilotu olmaksızın düşmanını bulup imha edebilir. Tercih edilen silah haline gelmesine şaşmamalı. Bağdat 1991. Tomahawk ateşle vaftiz ediliyor. Seyir füzeleri hedeflerini ard arda dalgalar halinde vuruyor. Bulunduğumuz yerin üzerinden biraz önce Tomahawk füzesi geçti. Çöl fırtınası harekatı yüksek isabet oranına sahip akıllı bombalar olan Tomahawk füzelerini dünya sahnesine çıkardı. Ama seyir füzeleri her zaman generallerin gözdesi değildi. Mühendisler onu bu kusursuz hale getirmek için yıllarca çalıştı. Böyle bir silah yapmak için bir dizi büyük teknik zorluğun üstesinden gelmeleri gerekiyordu. Bir buçuk tonluk bir füzeyi okyanustan dışarı nasıl itersiniz? Saatte 880 kilometre hızla 2500 kilometre uçurup düşman radarlarını aldatarak ölümcül bir isabet oranıyla hedefi nasıl vurursunuz? İlk zorluk. Suyun altındaki bir denizaltıdan bir araba ağırlığındaki füzeyi nasıl ateşlersiniz? Güvertesinde Tomahawk'lar olan denizaltı bir sualtı silahından küresel bir oyuncuya dönüşüyor. Silahın hatırı sayıları bir menzili var. Seyir füzeleri artık dünya nüfusunun %90'ının bulunduğu nüfus merkezlerini hedef alabiliyorlar. Görev durumu. Fırlatmaya 6 dakika. Alarm mevzilerine, alarm mevzilerine, alarm mevzilerine. Muhabere iletişimi kontrol edin. İletişimi kontrol edin. Kontrol edin. DCHQ. Nokta sıfır. Kaptan, silah sistemleri %100 faal. Günümüzde bir denizaltı okyanusun güvenli derinliklerinden füzeyi atıp arkasını dönüp gidebilir. Atış sırası 1, 2, 3 ve 4. Atış süresi 6 dakika. 1950'lerde donanma füzeleri denizaltıların sadece güvertelerinden atılabiliyordu. Bu son derece hantal bir manevraydı. Satıhtan satığa görevlerde kullanılan 4. füze tipiyle tanışmak için bir denizaltı ile buluşmak üzere denize açılıyoruz. Tayfanın füzenin yakıtını doldurup atış teçhizatını kurabilmesi için denizaltının saklandığı yerden yüzeye çıkması gerekiyordu. Böylece ifşa oluyor ve korumasız kalıyordu. Donanma füzeleri umutsuzca su altından atmak istiyordu. Ancak bir sorun vardı. Roketin motorunun kapalı bir yerde ateşlenmesi öyle bir patlama yaratır ki denizaltıyı parçalar. Donanma mühendisleri dahiyane bir plan buldu. Önce roketi bir su fıskiyesiyle torpido tüpünden çıkar. Dışarı çıktığında füzenin roket motorunu denizaltından güvenli bir uzaklıkta ateşle. Silah sistemleri hazır. Atış izni. Tomahawk'lar günümüzde hala böyle atılıyor. Uygulama başlatıldı. Atış süresi 5, 4, 3, 2, 1. Ateşlemeyi başlatın. İvme doğru. Dördüncü tüp tahliye edildi. Atış tamamlandı. Tomahawk'ın roket iticilerinin ağırlığı 270 kilogram. Ancak silahı suyun altında saatte 80 kilometre hıza çıkarıyor. Füze sudan çıktı. Sadece 12 saniye yanıyor.
ama füzeyi 300 metre havaya fırlatıyor. İtici ayrılıyor. Tomahawk'ın iticisi eski teknoloji ürünü gibi görünebilir. Ama bu roket motorunu bir denizaltı için güvenli kılmak, modern kimya için bir zafer. Çoğu roket sıvı yakıttan güç alır. İki farklı yakıt yanma odasına beslenir ve ateşlendiklerinde roketi iterler. Güçlü ama tehlikeli. Sıvı yakıtın tehlikelerini göstermek için Sidney Alford 2. Dünya Savaşı'ndan bir Alman yakıt reçetesini kopyalayacak. Minyatür roket motoruna iki sıvı enjekte edecek. Hidrojen peroksit ve hidrazin. Lütfen telaşlanmaya niyeti olan varsa vazgeçsin. Başlıyoruz. İki sıvının birbirine doğrudan temas etmesi aniden yanmaları için yeterli. Bu bence, eminim katılırsınız, çok şiddetli bir patlama tepkisi. Görünürde ışık saçan bir alev yok ama sadece sesi bile çok şiddetli olduğunu gösteriyor. Yüzümü hafifçe yıkayacağım. Başıma biraz sıçradı galiba. Tamam. Üstelik Sidney bu iki sıvıdan sadece birkaç damla kullandı. Ama bu bileşenler karıştırılmadan önce bile tehlikeliler. İkisi de kendi başına çevrede bulundurulamayacak kadar tehlikeli kimyasallar. Hidrojen peroksit çok konsantre ise gerçekten infilak edebilir. Eğer pamuk veya kağıt gibi yanıcı malzemelere bulaşırsa kendiliğinden alev alma eğilimi var. Bu bir denizaltıda istemeyeceğimiz bir şey. Hidrazin daha az yangın tehlikesi içeriyor ama gaz hale geçebiliyor ve solunması sağlığınız için iyi değil. Yani yeterince zehirli. Birleşik Devletler Donanması, denizaltılara sıvı yakıtlı füzeler koymayı ilk düşündüğünde sesler yükseldi. Bana denizaltı kaptanlarının bu fikir karşısında renklerinin attığı söylendi. Berbat bir fikir dediler. Tek alternatif vardı. Barut gibi katı yakıtlar. Daha güvenliler ama büyük bir füzeyi okyanustan çıkarmak için fazla güçsüzler. Katı yakıtların ilerleme kaydetmeye ihtiyaçları vardı. Bu zor görev Charles Henderson ve Kit Rumble'ın masalarına geldi. Katı yakıt motorlarının daha sıcak yanmasını ve daha fazla itiş oluşturmasını sağlayacak bir kimyasal bulmalıydılar. Katı iticiye yanma gücünü arttırmak için koyabileceğimiz katkı maddelerine baktık ve periyodik tabloyu elden geçirdik. Birçok farklı kimyasal elementi denedikten sonra en uygun adayda kilitlendiler. Alüminyum. Bu metal buharlaştırıldığında kolayca yanar. Hem de güneşin 1/3 sıcaklığında. Maalesef motorlara ne kadar alüminyum koyarlarsa potansiyeli o kadar düşer. Sonunda Charles Henderson roket motorunun içine %20 alüminyum sığdırmayı başardı. Ama sadece teoride. Gerçek bir rokette işe yarayacak mıydı? Rob O'Brien roket tutkusu olan bir fizikçi. Rumble ve Henderson'ın formülünün patlama etkisini gösterecek. Rob elektronik terazilere roket motorlarını ters yerleştirdi. Bu her birini ayrı ayrı ölçmesine, basit barutlu motora kıyasla alüminyum motorun gücünü ölçmesine olanak sağlıyor. 3, 2, 1. 3, 2, 1, ateş. Barut yaklaşık 1 kilogram itiş gücü üretiyor. Alüminyum motor iki katını üretiyor. Roket motoru için yüksek itiş gücü istiyorsanız,
çok süratle hızlanan bir egzoz istiyorsanız, bunu gerçekleştirmek için yanma sıcaklığını arttırmalısınız. Yakıta alüminyum karışımı katmak sıcaklığı arttırır ve yanma sıcaklığını arttırırsanız, itiş gücünü oldukça büyük oranda yükseltirsiniz. Şimdi Rob bu motorları en önemli teste tabi tutacak. Onları roketlerinden birine bağlayacak. Önce barut. Barut o kadar güçsüz ki roketi kıpırdatmıyor bile. Şimdi alüminyum. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, ateş. ...1950'lerde Rumble ve Henderson'ın geliştirilmiş iticisi... ...füze teknolojisinin kuantum sıçrayışıydı. Harikaydı. İstediğimiz başarıyı elde ettiğimizi fark ettik. Hatta biraz da aşmıştık. Çok iyi. Bunu diğerlerinin neden düşünmediği iyi bir soru. Ama düşünmediler. Önce biz düşünmüştük. Günümüzde alüminyum motorlar uzay mekiklerinden Tomahawk'lara kadar her çeşit roketi itiyor. Ancak katı roket yakıtları hızla yanıyor. En büyük iticiler bile sadece birkaç dakika dayanıyor. Peki bir Tomahawk tek bir yakıt deposuyla nasıl oluyor da 2000 kilometreden fazla uçuyor? Görev durumu, füze atışı. Silah sistemleri hazır. Atış izni. Tahliye başarılı. Atış tamamlandı. Füze yüzeye çıktı. Tomahawk suyu yarıp çıkarken şaşırtıcı bir değişim geçirmeye başlar. Kuyruğundan dört yüzgeç çıkar ve önlerinden bir hava aralığı iner. İki yandan kanatlar sustalı bıçak gibi açılır. Füze iticiyi atar ve saatte 880 kilometreye çıkar. Tomahawk saniyeler içinde roketten uçağa dönüştü. Seyir füzesinin yola çıkışı da böyle olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nda tercih edilen silahlar toplardı. Ama bir silahın ateş edebildiği en uzak mesafe 30 kilometreydi. Uçaklar düşman topraklarının daha içlerine ulaşabiliyordu. Ama bir zayıflıkları vardı. İlk uçaklar keskin bir bombardıman nişan düzenekleri olmadığından... ...hedeflerini vurmak için o kadar alçaktan uçarlardı ki kendileri hedef olurdu. 1917'de usta bir mühendis ekibi bir sorunu halletmek üzere Dayton, Ohio'da bir araya geldi. Hedefleri bir hava torpidosuydu. Pilotu çıkarılıp yerine bomba konulmuş bir uçak. Dahi mucit Charles Kettering ekibe öncülük edecekti. Elmer Sperry dümen tutma sistemini yapacak, Orville Wright uçak kasasını, uçak çatkısını tasarlayacaktı. İnsanları uçaklara koyan adam şimdi onları oradan çıkaracaktı. Sonuç Hürriyet Kartalı. Kısa sürede yaratıcısının soyadıyla birleşerek Kettering böceği takma adını aldı. Ucuz ve kullanıldıktan sonra feda edilebilecek bir uçaktı. Bir kutudan çıkıyor, 4 dakika içinde sadece tornavida ve ayarlı penseyle monte ediliyordu. Ama içine gizlenmiş 80 kilo tahrip gücü yüksek patlayıcı vardı. Çekici görünüyor ama bu çekiciliğin diğer yanında öldürebilecek bir bomba var. Yani teknolojik, güzel görünüyor, oyuncağa benziyor. Adı Kettering böceği. Bu sevimli bir isim. Ama aslında bu düşmanın savaşma kapasitesini yok etmek üzere tasarlanmış bir savaş silahı.
Plan bu şeylerden yüzlercesini, belki binlercesini, düşman atlarının topların ulaşamayacağı kadar gerisindeki pilotun bombardıman veya avcı uçağıyla gidip geri dönmesi için çok tehlikeli olan belirli hedeflere göndermekti. İlk uçuş testleri komik hatalar silsilesiydi. Ama ardından çakılmalarla geçen haftalardan sonra Catering böceği 1918'de dünyanın ilk seyir füzesi oldu. İnsanlar uçalı daha 15 yıl olmuştu ve pilotsuz uçan bir uçak yapılmıştı bile. Mekanik dahisi Elmer Sperry tarafından icat edilmiş bir otopilotu vardı. Makinesinin kalbi bir jiroskoptu. Uçak hareket halindeyken bile dengede kalan, hızla dönen bir disk. Yön kontrollerine havalı borularla bağlanan jiroskopun böceğin düz bir hatta uçmasını sağlaması gerekiyordu. Teori buydu. Mike Francis, dünya şampiyonu bir model planör pilotu. Kendi planörlerini karbon fiberden yapıyor ve onları bir roket motoruyla 300 metre havaya fırlatıyor. 2, 1, yukarı. Uçmadaki ustalığı harikulade. Mike planörlerden birini otopilotun merhametine bırakacak. Onu düz tutup tutamayacaklarını görmek için uçağa elektronik jiroskoplar ekledi. Jiroskop aslında modeldeki tüm hareketlere tepki vererek içeride kendiliğinden hareket edecek. Modeli sağa sola salladığımda flapların yukarı aşağı hareket ettiğini görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde salladığımdan elevatörün geri gittiğini görüyorsunuz. Sopaları oynatmıyorum. Bu aslında ürkütücü. Uçururken modele bakarım. Hareketlerini görürüm ve sopayı oynatırım. Jiroskop bunu benim yapabileceğimden çok daha hızlı yapıyor. Jiroskoplar yerini alınca Mike planörü fırlatıp kumandayı bırakabilecek. 4, 3, 2, 1, yukarı. Jiroskopu açmak üzereyim. Şimdi. Modelin seyirdiğini görüyor musunuz? Başlangıçta jiroskoplar iyi gidiyor. Modeli düz tutuyorlar. Sesi duyuluyor. Ama sonra rüzgar çok güçlü itiyor. Jiroskop kalktıktan 10 saniye sonra planör yönünden sapıyor ve çakılma tehlikesiyle burun buruna geliyor. Mike müdahale etmek zorunda, yoksa değerli modelini kaybedecek. Kontrolü geri aldım. Jiroskop hangi konumda olduğunu biliyor ama uçağın nerede bulunduğunu bilmiyor. Model doğruca bir ağaca gidiyor olabilir. Ama jiroskopun orada bir ağaç olduğundan haberi yok. Benim var. Çünkü görebiliyorum. Jiroskopun yapabileceği tek şey modeli düz ve hizalı tutmak. Jiroskopların büyük bir sorunu var. Zaman içinde rüzgarla sürükleniyorlar. Catering böceğindeki jiroskoplar da istisna değildi. Rotada kalmakta zorlanıyorlardı. Mevki sahibi insanları bunu göstermek için Washington'dan Ohio'ya getirdiler. Uçak kalkar ve uçmaya başlar. Ama onların istediği gibi 2,5 kilometre düz uçmak yerine yönünü değiştirir
ve Dayton şehrine doğru uçmaya başlar. Bu çok gizli bir silahtır. Bunu kimsenin bilmesini istemezler. Hepsi arabalarını atlar ve saatte 80 kilometreyle vızıldayarak giden bu şeyi takip etmeye başlarlar. 1917'de Dayton'ın köy yollarında onu kovalamak çok ilginç olsa gerek. Sonunda yakıtı biter ve bir çiftçinin arazisine çakılır. Çiftçi dışarı çıkar, buraya bir uçak düştü ama pilotunu bulamıyorum. Sırrı saklamak için araba bagajlarının birinden bir uçuş giysisi kaparlar ve işte pilot, paraşütle atladı derler. O dönemde uçaklarda paraşüt yoktu ama çiftçi onlara inandı ve sırrı sakladı. Catering böceğinin yapımı füze tasarımcılarına değerli bir ders verdi. Ama Tomahawk'ın büyük babası hiç savaş görmedi. Roketten uçağa geçen Tomahawk menzilini büyük ölçüde artırıyor. Görev durumu seyre geçiş. Roket tükenen iticisini atıyor. Ve onu bir tek yakıt tankıyla 2500 kilometre uçurabilen jet motorunu ateşliyor. ...1950'lerde böyle bir motoru düşünmek olanaksızdı. Jet motorları yakıtları adeta içiyordu. Seyir füzeleri devasaydı. Denizaltılar için fazla büyüktü. Füze yapımcılarının minyatür bir jet motoruna ihtiyaçları vardı. Onları daha minik ve kusursuz yapmak en doğrusu olacaktı. ...1964'te çözüm beklenmedik bir yerden geldi. Birleşik Devletler Ordusu bir askeri savaş alanına uçurmanın yolunu arıyordu. Hızlı yanan roket teknolojisi başarısız kaldı. Sırada jet kemeri vardı. Bu kavram roket kemerle başladı. Ancak ömrü 20 saniye kadar sürüyordu. Ardından hava solumalı motorlar düşünüldü. Daha az yakıt alarak belirlenen ağırlıkla daha uzun uçma süresi sağlayabilecekti. Ama böyle küçük bir motor tasarlamak mümkün olup olmayacak mıydı? Williams International'daki mühendisler kafa kafaya verdi. İşin zor kısmı, bundan biraz daha büyük olan ve yaklaşık 6000 parçadan oluşan bir motoru alıp çok daha az parçaya indirgemekti. Williams'ın numaralarından biri, türbin motorlar gibi çok karmaşık parçaları bir tek metal parçasından yapmaktı. Sadece 600 parçadan oluşan bir motor elde edene kadar tüm parçaları köklü bir şekilde basitleştirdiler. 30 kilogram gelen motor, bir insanın sırtına sığacak kadar küçüktü. Çok keyifliydi. Size bakan yayaları gördüğünüz zaman bu size çok keyif verir. Test pilotu Bob Carter bu yeni aletle dolaşmayı çok sevmişti. Bob'u onu uçururken gördüm. Keskin bir yükseklik kontrolü vardı. Bir keresinde binamızın önünde uçurdu. Büyük bir ağacımız vardı ve sonbahardı. Alacağı bir yaprağı işaret etti ve sonra ağacın üzerine doğru uçtu. Ağaç yaklaşık 20 metreydi. Gitti ve bir yaprak kopardı. Jet kemeri daha çok James Bond ve G.I. Joe'dan çıkmış gibi görünen bir dizi prototipin hızla yapılmasına yol açtı. Ancak ordu bu harikulade makinelere ilgisini kaybetti. Belki de uçan askerlerin savaş alanında açık hedef olacaklarını fark ettiler. Jet kemeri asla ticari çıkışını yapamadı ama önemli bir miras bıraktı. Küçük jet motoru füze yapımcıları için bir hediyeydi. Artık füzeleri denizaltılar için yeterince küçük ama hala yüzlerce kilometre uçacak kadar güçlü yapabilecek teknolojileri vardı. Bir Tomahawk seyir görevine başladığında önce hedefi arar ve av başlar. Görev durumu. Hedefe 1362 kilometre. Tomahawk düşman sahiline doğru seyrederken en çetin sınavını verir.
kaybolmadan yüzlerce kilometre uçmak. Dümen tutma sorunu füze tasarımcıları için her zaman en büyük zorluk oldu. Özellikle de Soğuk Savaş sırasında. Birleşik Devletler füzelerinin hedefleri 8000 kilometre uzakta, dünyanın diğer ucundayken, böyle mesafelerde küçük bir hata hedefin büyük farkla ıskalanmasına neden olabilir. Hatasız nişan almak pilotsuz imkansız gibi görünüyordu. 1946'da havacılık mühendisleri korkulan dümen tutma sorununu sonsuza kadar ortadan kaldıracak bir füze tasarladı. Adını Snark koydular. Bu dünyada kalan son Snark'lardan biri. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri tarafından eski görkeminde yenilenmiş. Bu füzelerin bakımını silah teknisyeni Jim Oskins yapıyordu. İticileri ve hepsi. Çok sağ olun. Bir Snark'a yaklaşmayalı yıllar olmuş. Bizim eski kızı yine tek parça halinde görmek güzel. Evet, o çok güzel. Dümen tutma sisteminde 1950'lerin teknolojisini kullandıklarını düşünürsek bu son derece azimli bir projeydi. Snark'ta antik dümen tutma yardımcısı olan yıldızları kullanan, kökten değişikliğe uğramış yeni bir dümen tutma sistemi vardı. Füze bir teleskop kullanarak uçuş yolu üzerindeki bir tek yıldızın konumunu arardı. Yıldıza kilitlendiğinde füze tam yönünü ayarlar ve rotasını düzeltirdi. Güzel fikir. Ama Snark başarısızlıklara boğuldu. Benim gördüğüm olayda bir itici ateşlendi ama diğeri ateşlenmedi. Fırlatma rampasından indi ve bir anda sahile fırladı. Bir sürü duman, bir sürü alev ve koşuşan bir sürü insan. Şans eseri kimse yaralanmadı. Ama şunu söyleyeyim, etkilenmemiştik. Yıldızlardan dümen tutmak laboratuvarda işe yaradı. Ama havada saatte 1000 kilometre ile giden füze de yaramadı. Bu Cape Canaveral'dan atmaya çalıştıkları ilk füzelerden biri. O dönemde dümen tutma sistemleri çok sıra dışı olduğu için ve bu çok çok deneysel olduğu için birçok başarısızlık oldu. Bunların birçoğu Cape Canaveral sahili açığında bulundu. Etrafta bir şaka dolanmaya başlamıştı. Oraya Snark'ların istila ettiği sular diyorlardı. Ki bu doğruydu. Bu işte hiç hayal payı yoktu. Doğruydu. Orada bir sürü vardı. Snark harika bir başarısızlıktı. Yıldızlar çözüm değildi. Uzun menzili füzelerin sorunlarının çözümü tarihteki tüm diğer projelerden daha fazla bilim dalının işbirliğini gerektiriyor. Füze tasarımcıları dümen tutma sorununun zor çözümünü aramaya devam etti. Bunu Walter Hess liderliğindeki bir ekip çok yıkıcı bir füze hayali kurarken buldu. Sesten hızlı alçak irtifa füzesi, SLAM. O çalıştığım en ilginç projeydi. Muazzam bir yıkım gücüne sahip bir silah sisteminin tüm görkemini taşıyordu. Harika bir projeydi. Katı yakıtla atılabilen nükleer güçlü bir füze. SLAM, sesin 3 katı hızda Sovyetler Birliği'ne uçmak üzere tasarlanmıştı. 16 adet 1 megatonluk savaş başlığı vardı ve 16 farklı adrese gidebiliyorlardı. Bu savaş başlıkları aynı koltuk fırlatma sisteminde olduğu gibi yukarı atıyordu ve o kadar hızlı uçuyordu ki onlar patladığında o yoldan çekilmiş oluyordu. Füze ilerlerken kelimenin tam anlamıyla ışık saçardı. Çünkü dış yüzeyindeki sıcaklık 540 santigratın üzerindeydi. Bu devasa füzenin en yüksek hızında yer seviyesindeki şok dalgasının büyük bir etkisi olur. Binaların hepsi yere devrilir. Peki hızlanan bir füze birbirinden kilometrelerce uzak 16 hedefin arasında yönünü nasıl bulabilir? Bizim çocuklardan biri, Bill Hallmark, her toprak parçasının kendine özgü bir parmak izi olduğunu düşündü. Bill Hallmark ve ekibi topografya haritaları kullanarak vadilerin ve sırtların yer şekillerini SLAM'in bilgisayarına yüklenen dijital bir haritaya dönüştürdüler.
icatlarına parmak izi adını koydular. SLAM üzerinden uçtuğu araziden bir radar sinyali yansıtacak ve onu hafızasında saklanan harita ile karşılaştıracaktı. Bu şekilde hedeflerini kusursuz şekilde kilitlenebilecekti. Rusya kıtasına aynı anda saldıracak 50 füzelik bir düzeneğimiz vardı. Ve tabii bunlardan her biri 16 silah taşıyacaktı. Bu 1800 megaton savaş başlığı eder. Kelimenin tam anlamıyla Rusya'yı yok eder. Sonunda Savunma Bakanlığı bunun korku dengesini son derece altüst edeceğine karar verdi. Bu silah sisteminin kurulmamasının akıllıca olacağı düşünüldü. Bu uygulama güç dengesini Amerika lehine çok bozacaktı. Ve bu sistemin kullanılabileceğini düşünen Rusya, belki bizim daha sahip olmadığımız silahları mevzilendirecekti. Amerika Birleşik Devletleri SLAM projesini 1964'te bitirdi ve parmak izi teknolojisini rafa kaldırdı. Ancak 1970'lerde Tomahawk üzerinde çalışmalar başlayınca yeniden keşfedildi ve günümüzde hala kullanılan bu füzeye nakledildi. Görev durumu: hedefe 987 kilometre. Radarla dümen tutma özelliği füzeye harika başka bir özellik daha katıyor: gizlilik. Tomahawk sahile ulaştığında düşman radarlarından kaçabileceği yüksekliği alçalıyor. Yerden sadece metrelerce yüksekten saatte 800 kilometre ile esip geçiyor. Bu harika bir uçuş özelliği ve tamamen pilotsuz. Hiçbir insanın bir seyir füzesinin becerisine rakip olamayacağını söyleyenler bile var. Bir seyir füzesindeki radarlı dümen tutma sistemi asla yorulmaz ama bir zayıflığı var. Kilitlenmek için coğrafi özelliklere muhtaç. Bu nedenle çöl fırtınasında kullanılan seyir füzeleri Bağdat'a doğrudan saldırmadı. Birleşik Devletler yetkilileri Tomahawk'ların Irak'ın düz ve yapısız çöllerinde kaybolmasından korktu. Bu yüzden onları uzak yoldan İran'daki Zagros Dağları'nın üzerinden uçurdular. Görev durumu: hedefe 0.7 kilometre. Bir Tomahawk hedefine kilitlendiğinde yüksek doğruluk oranıyla saldırır. Peki ne zaman saldıracağını nereden biliyor? ...1944'te tanımlanmamış uçan bir cisim Londra'ya saldırdı. Gizemli bir şekilde şehre ne zaman ulaştığını tam olarak biliyor gibiydi ve bir anda gökyüzünden düştü. Alman V1. Namı diğer vızıltı bombası. Doktor Goebbels, Londra'da kıyamet kopuyor dedi. Britanya'ya korku salmak için tasarlanmıştı. Londralılar onlara neyin çarptığını merak ederken Amerikalı bir subay bunu öğrenmekle meşguldü. Hep Arnold, 26 yıl önce yapılan dünyanın ilk seyir füzesi Kettering böceğinde çalışmıştı. Hep Arnold, Normandiya çıkarmasından hemen sonra Londra'ya gitti. Londra'nın güneybatısında, banyoda bir evde kalıyordu. Sabah 5.30 civarında ilk vızıltı bombaları geldi ve onların patlamasıyla uyandı. Kaldığı yerin 2,5 kilometre kadar uzağına düşüyorlardı. Günün ilerleyen saatlerinde dışarı çıkıp vızıltı bombalarından birinin çarpıp patladığı yeri ziyaret etme fırsatı bulur. Oraya gider, parçaları görür ve bir bombayı alıp bir tür uçağın burnuna bağladıklarını hemen fark eder. Arap saçına dönen enkaz, bu hayreti düşürücü silahının hedefini nasıl bulduğuna dair önemli ipuçları barındırıyordu. Hep Arnold bulabildiği parçaları topladı ve onları Amerika'ya postaladı. Bu yakıt deposu. Hep Arnold'un gördükleri bunun gibi parçalar olmalı. Aslında burun konisinin ve kanatların da bir kısmını gördüğünden bahseder. Kanatlar büyük ölçüde gitmişti ama kuyruk parçası hala oradaydı. Bomba içeride patlamış olmasaydı böyle bütün bulamazdı.
Bu yere yeterince sert çarpmış ama bombayı patlatacak kadar sert çarpmamış. Her zaman resimlerde göründüğünden daha büyüktür, değil mi? Üzerinde o büyük ezikle. Sence yere sert mi çarptı? Evet. Amerikalı mühendisler bunun gibi hasarlı parçalardan yola çıkarak Hitler'in gizli silahını yeniden yapmaya başladı. 3 hafta sonra şifresini çözdüler. V1'in onu inanılmaz bir şekilde saatte 640 kilometreye çıkaran basit ama güçlü bir jet motoru vardı. Ama Amerikalıların çözdüğü en önemli özellik V1'in ne zaman düşeceğini bilme yöntemiydi. Füzenin burnundaki bir pervane o havada hareket ederken döner. Her devir kuyrukta yer alan bir kilometre saati tarafından sayılır. Daha önceden belirlenen bir mesafede bir giyotin dümene giden havalı hortumları keser ve onu konumunda kilitler. Ardından 2 ateşleyici bir dizi kanatçığın açılmasını sağlayarak kanatların altındaki hava akımını bozar. Böylece V1'i dik bir dalışa yönlendirir. Doodlebug takma adlı V1 ancak Londra genişliğindeki bir şehri hedef alacak kadar nişanlanabiliyordu. Almanlar için yeterince iyiydi. Robot bombalar 6 hafta içinde İngiltere'de 800 bin binayı yıktı ve hasar verdi. Londra şehrinden 1 milyondan fazla insan tahliye edildi. V1'in durdurulması gerekiyordu. Doodlebug saatte 700 kilometre hızla geliyordu. Bu sırada Spitfire sanıyorum sadece saatte 560 kilometre yapabiliyordu. En yükseği buydu. 3000 metreden dimdik dalacaksınız. Aşağı inerken radar sizi doğruca Doodlebug'ın üzerine yönlendirecek. Bunu yaparsanız Doodlebug'a içeriden saatte yaklaşık 160 kilometre fark atmanız mümkün olabilir. Pilotların atış için tek bir şansı vardı. Hata yaparlarsa başları belada demekti. Ona arkadan yaklaşıp yine arkadan ateş açacak kadar aptaldım. O şey havaya uçtu. Ve Spitfire'ı berbat etti. Bunu bir daha kimse yapmadı. Bunu çok hızlı öğrendik. Terry Spencer başka bir saldırı açısı daha denedi. O şeyin içinde bir pilot olup olmadığı ilgimi çekiyordu. Bu şeyleri ne uçuruyordu? Kanadın 60 santim yanına ve 60 santim altına girdim. Sonra fark ettim ki Spitfire'ı böyle yukarı kaldırdıkça bu jiroskopun dengesini bozuyordu ve onu döndürmeye başlıyordu. Gazeteler haberi bastı. V1'i bir tek kanat fiskesiyle yok eden Terry Spencer'a tepe taklak et onları Terry lakabını taktılar. Korkunun zirvesinde faal silahların dramatik görüntüsü. Birkaç hafta içinde İngiliz savunması V1'e üstün geldi. İşte orada, uçan bomba. Britanya'ya ulaşan 8 bin bombanın yarısı düşürüldü. Almanlar sonunda bu silahı kullanmayı bıraktı. Ama Amerikalılar onu bırakmadı. Amerikan fabrikalarında seri robot bomba imalatı. Alman V1'lerin uyarlaması. Amerikalı mühendisler V1'i isabet oranı yüksek bir silaha dönüştürmeye çalıştı. Ama sonuç alamadılar. Atış platformunda bir robot vızıldamaya başlıyor. Amerikan robot bombaları hedeflerini hala 12 kilometre ıskalıyordu. Görev durumu çarpışmaya 16 saniye. Modern Tomahawk 1000 kat daha keskin nişan alıyor. Önce hedef bölgenin bir fotoğrafını çekiyor ve onu bilgisayar hafızasındaki dijital fotoğrafla karşılaştırıyor. Ardından bir küresel konumlama sinyali füzeye hedefin yolunu gösteriyor. Kilitlendiğinde Tomahawk 10 metrelik hata payıyla vurur. Bazıları pencereden bile geçebildiğini söylüyor. Peki ya hedef görünmüyorsa ve zırhlı betonların ardına, yerin metrelerce altına gizlenmişse? Seyir füzeleri hedeften sapmıyor ama ciddi bir sorunları var. Güçlendirilmiş hedefler. Tomahawk gizli ve hafif olması için tasarlandı. Bu nedenle sadece 500 kilogram patlayıcı taşıyor.
Şimdi Sidney Alford'un göstereceği gibi hedef derinlere, askeri yeraltı sığınağına gömülmüşse bu patlayıcılar görevi başaramaz. Ölçekli bir model kullanarak kayaya inşa edilmiş bir yeraltı sığınağına yapılan füze saldırısını canlandırıyor. İçine askeri kamyonlardan ve ufak askerlerden oluşan bir sıra yerleştiriyorum. Sidney'in deneyi yeraltı sığınağının yüzeyine yapılan doğrudan füze saldırısını temsil ediyor. Ateşliyorum. 4, 3, 2, 1. Yeraltı sığınağının yüzeyinde patlayan Tomahawk bir iğne deliği açmaktan öteye gidemiyor. Asıl önemli olan tünelin içinde ne olduğu. Tünelin tavanından biraz toz dökülmüş. Ama bunun dışında herkes hala aynı yerde. Yepyeni gibiler. Bu bomba yüzeyde, havada infilak ettiği için basıncı hapseden bir şey yoktu. Bombanın ürettiği son derece yüksek basınçlı gazlar basitçe çevredeki havaya yayıldı. Enerjilerini şok dalgaları biçiminde boşalttılar. Duyduğunuz da buydu. Daha iyi bir darbe için seyir füzesinin sığınağa delecek ağır metal dolu bir savaş başlığına ihtiyacı var. Ağır savaş başlığı füzeyi yeraltı sığınağının derinlerine ittikçe akıllı bir sigorta ne tür bir malzemeden geçtiğini tespit ediyor. Sığınaktaki havaya ulaştığında savaş başlığı patlıyor. Sidney şimdi delici bir savaş başlığının neler yapabileceğini gösteriyor. İşte burada öncekine çok benzeyen bir çöl bloğu var. Ama bu sefer gelen füzenin kayanın içine yeterince nüfuz edebildiğini farz ediyoruz. Sidney bu sefer kendinden o kadar emin ki sadece yarısı kadar patlayıcı kullanıyor. Ateşliyorum. 4, 3, 2, 1. Bunun çok farklı bir etkisi olduğunu göreceğiz. Öncelikle yüzeyde hiç hasar görmüyorum. Buraya bakarsak belirgin hasarı görebiliriz. Tünel neredeyse tamamen tahrip olmuş. Araçlar burada. Büyük ölçüde dağılmışlar. Şasileri yırtılmış. Üstleri hep gitmiş. Küçük adamlar nerede? Hiç küçük adam göremiyorum. İlk patlamada hapsedilmemiş bir güç vardı. Enerji etraftaki havanın içinde dağıldı. Bundaysa bomba veya savaş başlığı hemen hemen hiç sıkıştırılamayacak bir malzemeyle çevriliydi. Büyük bir kayaya denk geliyor. İkinci patlamada ilkinin yarısı kadar patlayıcı kullandık. Sıkışan gazın dışarı çıkmasının tek yolu sığınağın çatısını çatlatıp geçmekti. Gördüğümüz gibi bunun sığınağın içindekiler üzerindeki etkisi son derece yıkıcı. Delici bir savaş başlığı toprağa 30 metre, betona 6 metre nüfuz edebilir. Artık gerçekten saklanacak hiç yer yok. Daha önce kendi savaş hattınızın iyice içlerinde, iyi korunan bir yeraltı sığınağındayken, tek bir uçağın saldırısından endişelenmenize hiç gerek yoktu. Kendinizi güvende hissederdiniz. Artık her an bir seyir füzesi kelimenin tam anlamıyla camdan veya havalandırma bacasından girip sizi öldürebilir. Seyir füzeleri ilk günlerinden bu yana çok yol kat etti. Peki bir insan pilotun görevini yapacak kadar zeki olabilecek mi? İlk Körfez Savaşı'nda uçaklar seyir füzelerinin yanı sıra alçak görevlerde uçtu. İkinci de bu riskli iş büyük oranda makineler tarafından yapıldı. Yeni kuşak savaş uçağı, müşterek saldırı uçağı, bir pilotun uçurduğu son uçak olabilir. Ama
Ama en akıllı silah bile hata yapar. Pentagon bunun kimyasal ve biyolojik bir silah fabrikası olduğunu söyledi. Ama süt tozu üreten masum bir fabrikaya benziyor. Öyle kokuyor ve öyle görünüyordu. Bir seyir füzesi tamamen istihbarat verilerine itimat eder ki bunlar yanlış olabilir. Siz atma kararını verdikten sonra seyir füzesinin hedefini vurması önemli bir süre alır. Fikrinizi değiştirmek isteyebilirsiniz ama günümüzdeki çoğu seyir füzesinde bu seçeneğiniz yok. Ama pilotlu bir uçakla saldırı başlattığınızda, hedeflediğiniz bölgedeki durum şartlarınıza uymuyorsa, bombayı aramaz, geri döner, başka bir gün gidersiniz. Ama sahnede yeni bir silah türü var. Seyir füzesinin modern kuzeni, insansız hava taşıtı. İnsansız hava taşıtları seyir füzelerinden daha yüksek isabet oranına sahip. Geri dönebiliyorlar. Birden fazla görev türünde uçabiliyorlar. Predator'ın derisi kurşun geçirmez kevlarla kaplı. Sıra dışı şekli onu radarlar karşısında neredeyse görünmez kılıyor. Kameraları o kadar hassas ki yerdeki bir adam silahlı mı değil mi anlıyorlar. CIA, Predator'ı, çatılardaki keskin nişancıları veya saklandıkları yerlerdeki teröristleri ortadan kaldırmakta kullanıyor. Predator'ın en hayrete düşüren yanıysa, Las Vegas'ta havalandırmalı bir odada oturan 4 kişilik mürettebat tarafından bir uydu bağlantısıyla kontrol edilerek Irak çöllerinde devriyeye çıkabilmesidir. Makineler tehlikeli oldukça insan kılavuzluğuna daha çok ihtiyaç duyuyorlar.